Merhaba arkadaşlar. Normalde IELTS hakkında uzun bir video yapmıştım bütün bölümleriyle alakalı. Şimdi sadece speaking hakkında konuşacağım. Speaking de bir öğretmen ya da examiner, denetmen diyebiliriz. O kişinin karşısında oturuyorsunuz ve 10-15 dakika boyunca konuşuyorsunuz normalde. Şimdi bu pandemiden dolayı zaten bunu çoğunlukla video call olarak yapıyorsunuz. Aslında çok bir fark yok. Format olarak tamamen aynı. Belki teknik arızalar, teknik problemler işi zorlaştırabilir. İşte kulaklık vesaire. Ama ben hani heyecan açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum video call olarak yapmanın. Şimdi 3 tane bölüm var. Birincisi Introduction and Interview. Yani kendinizi tanıtıyorsunuz ve ufak tefek çok basit herkese sorulabilecek kıvamda sorular soruyorlar sizlere de. İşte mahallen nasıl bir yer? Evini tarif et. Evinde neyin farklı olmasını isterdin? Yani bu tarz çok klasik. İşte şehrinizle alakalı olabilir, trafikle alakalı olabilir. Trafikte ne yaparsınız? İşte belki ailenizle alakalı olabilir. Böyle çok basic, genel herkese sorulabilecek tarzda şeyler soruyorlar. Ve bunlarda çok uzun uzun cevap vermeniz gerekmiyor. Kısa cevaplar yetiyor ama kısa cevap dediğim hani 2-3 kelimeyle cevap vermeyin. Kesinlikle cevaplarınız bir cümle halinde olsun. Cümle halinde cevaplar verin. Bu önemli bir şey. Cevap veremediğinizde de çok paniklemeyin. Bir soruya cevap veremediğinizde çok da büyük bir problem olmuyor. Yani ben mesela 7,5 aldım. Bir tane soruyu anlamamıştım yani. Ses biraz kötü geliyordu. Anlayamamıştım böyle. Tekrar tekrar sordurttum hani. Tekrar eder misin dedim. En son yine tam anlayamadım. Hayır deyip geçtim mesela. Ama 7,5 aldım. Sonraki bölümler biraz daha etkileri sanırım tabii. İlk bölüm tamamlandıktan sonra ikinci bölümde size bir cue card veriyorlar. Speaking cue card. Bir dakika ya da 2 dakika bir hazırlanma süresi veriyorlar. Orada size işte şunu tanımla, şunu anlat, şöyle bir anını anlat, şöyle bir şeyi anlat vesaire. Herhangi bir şey sorabiliyorlar. Ben de mesela bir tanesinde bir yapıyı anlatmamı istemişlerdi. Yani herhangi bir bina, herhangi bir mimari yapıyı anlatmamı istemişlerdi. Öteki ikinci girdiğimde de bir sana ilham olmuş bir karakteri anlatmamı istediler. Yani bir müzisyen, artist, sanatçı vesaire bunun gibi bir şey. Böyle bir şey istediler. Yani hayran olduğunuz belki aktör, aktris falan da olabilir. Böyle geniş veriyorlar genellikle ki içinden siz ayıklayıp seçebilin. Şimdi burada o anda seçim yapmanız gerekiyor değil mi? Çok kısa bir zaman var. Ve o anda hem seçim yapmanız hem cümleleri azıcık kafanızda kurgulamanız gerekiyor. Çünkü yani konuştuğunuz bir anda takılıp böyle sessiz kalmayın. Hani süre bitene kadar konuşabilin diye. Yani süre bitene kadar konuşmak da zorunda değilsiniz ama bunu yaparsanız daha iyi olur. Yani üzerine gidebileceğiniz konuları düşünün, ona göre seçin. Yani aslında ilk aklınıza gelen şeyi seçmenizi ben tavsiye ederim. Çünkü ilk aklınıza gelen şey genellikle en çok konuşabileceğiniz konu olur. Yani anlatmaktan çok keyif aldığınız bir şeyi seçin. Zaten muhtemelen hani hazırlanmasanız bile beyninizde o bilgiler, o kelimeler vardır yani otomatik olarak. İlgi alanınız, bir hobiniz olabilir. Yani mümkün olduğunca bu konulara yöneltmeye çalışın ki oradan yürümeniz daha kolay olsun. Çünkü 3. bölümde biraz daha böyle discussion tarzı oluyor. Tartışma tarzı oluyor ve siz cevap veriyorsunuz. Onun üzerine verdiğiniz cevabını göre de karşı taraf başka bir soru soruyor falan ama bu da ikinci bölümdeki verdiğiniz cevaba göre şekilleniyor. Yani ikinci bölümde verdiğiniz cevap aslında üçüncü bölümün başlangıcı gibi bir şey oluyor. Yani üçüncü bölümde size gelecek sorular bunlarla alakalı oluyor ama tabii ki siz cevap verdikçe konu başka yerlere evrilebiliyor. Tabii ki konunun çok dışına çıkmadan cevap vermek çok önemli burada. O yüzden bence çok önemli. Yani ikinci bölüm çok kritik. Size bu kart verdikleri ve bir şey anlattığınız bir 2 dakika, 3 dakika boyunca konuştuğunuz kısım. Yani bence testin büyük çoğunluğuna bu yön veriyor. Puanlama olayından bahsedeyim. Ben işte birinci girdiğimde 7 aldım. İkinci girdiğimde 7,5 aldım speaking'den. Açıkçası şöyle. Yani telaffuza çok aşırı takılmayın. İkinci girdiğimde aslında daha çok telaffuz hatası yaptığımı düşünüyorum ben. Ama akıcılık olarak anlattığım şeyin nasıl desem özel olması yani böyle bir genel bir konudan özel bir konuya girebiliyor olmak. Mesela ben özellikle müzik hakkında konuşmuştum ve bunun detayları da vardı. İşte sanal enstrümanlardan bahsetmiştim, işte müzik piyasasından bahsetmiştim, işte bestelemenin yöntemlerinden, işte ne bileyim ses tekniklerinden falan hani böyle çok detay teknik bilgiye kadar girmiştim ki bence bu notumu yükseltti. Yani bilgisayar programlarından nasıl çalıştığından falan bunlardan detaylı olarak bahsederken de farkında olmadan zaten o vocabulary oturmuş yani oradaki ezbere bildiğim kelimeler falan. Hani bir yere açıp bir yerden bakıp çalışmama gerek kalmadı. Zaten ben onları internette hep görüyordum. Yani eğer sizin ilgi alanınız oyunsa ondan, sporsa ondan yani böyle bir spesifik bir şeyden yürürseniz daha iyi olur. Çünkü orada teknik bilgi, teknik kelimeleri kullanabilme şansınız artar. Tabii ki bazı kalıplar var. Onları da videolardan bakabilirsiniz. İnternette çok fazla video var. Bir tane kanal var speaking için çok beğeniyorum. Onu önereceğim. Mesela anında cevap veremediğiniz zaman size düşünme alanı yaratacak kalıplar falan var. Onları çok iyi anlatıyor. Ya da çok klişe söylemlerden kurtulmanız için onlara alternatif çok güzel şeyler veriyor. Ama ben bunların çok da aşırı önemli olduğunu düşünmüyorum.
Telaffuz konusunda çok aşırı önemli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Herkesin zaten otomatik olarak dilinde bazı şeyleri telaffuz etme şeyleri oturmuştur. Yani sizden tamamen böyle bir film dublajı yapıyormuşsunuz gibi bir İngilizce beklemiyorlar. Yani Türk aksanlı bir İngilizce ile konuşup akıcıysanız ve ne dediğinizi anlatabiliyorsanız, ne demek istediğinizi anlatabiliyorsanız problem olmuyor. Ama tabii ki bu Türk aksanı dediğim hani okullardaki çok yanlış öğretilen aksan değil yani. En azından böyle bir oturaklı mesela kelimenin neresine vurgu yapacağınız falan bunlar çok iyi oturmuş olması lazım. Mesela fotoğraf. Photograph. Mesela fotoğrafçı için photographer demiyorsun. Ne diyorsun? Photographer diyorsun. Mesela. Yani bu çok basit bir örnek. Bunların kelimenin neresine vurgu yapacağını, hangi hecede vurgu olacağını, yani neyin şva olduğu falan bunlar önemli. Neyin okunmadan geçti. Mesela Ocak, Şubat. Mesela Şubat. Şubat nasıl okunur? February mi diyorsunuz mesela? Hayır. February diyeceksiniz. Yani ilk R yok. February. Yani gibi. Mesela ne bileyim. Wednesday demeyin yani. Wednesday deyin. Çünkü öyle bir şey yok. Kimse öyle okumuyor. Yani bunlar çok basit şeyler ama bunlar kritik yani bence. Yani bunları örnek olsun diye verdim. Daha uzun bir videoda yapabilirim eğer ilgi ve istek varsa. İzlediğiniz için teşekkürler.